Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugünkü videomuzda size Hogwarts Legacy'nin yeni bitirdiğim oyunun hikayesini tamamen anlatacağım. Sebastian Salov, işte Poppy Sweeting, onların yan hikayeleri de olacak. Ve ana hikayemiz olacak Profesör Fig ve bu bekçilerle yaşadığımız. Evet, ilk önce like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Ayrıca yorumlarda hangi oyunların daha videolarını çekmemi istiyorsanız, hikayelerini çekmemi istiyorsanız yazabilirsiniz. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Evet arkadaşlar, zaman ve mekandan başlıyoruz. Hogwarts Legacy 1800'lerin sonlarında geçiyor ve Hogwarts Kalesi, Hogsmeade ve İskoç Yaylaları gibi çeçeşitli büyücülük dünyası mekanlarını da içeriyor. Oyuncu Hogwarts'ta 5. sınıfına 5. sınıfta eğitimine başlayan bir öğrenci rolünü üstleniyor ve oyuncu karakter gizemli bir kadın büyü, yani oyuncu karakter diyeceğim arkadaşlar çünkü adını kendimiz belirleyebiliyoruz, yani kendi adları söylenmiyor. Gizemli bir kadim büyüyü kontrol etme gücüne sahiptir ve bu büyücülük dünyasının istikrarını tehdit eden kadim bir sırrın anahtarını da elinde tutmaktadır. Görevleri, bu unutulmuş büyünün yeniden canlanmasının ardındaki nedenleri ve onun gücünden yararlanmayı çalışanları keşfetmektir. Oyuncu oyunda çeşitli karakterlerle tanışır. Bunlardan en önemlileri profesörleri ve öğrenci arkadaşlarıdır. Hogwarts'ta büyü teorisi öğreten bir büyücü olan Profesör Eleazar Fig, oyuncunun macerası boyunca merkezi bir müttefiktir. Kahramanını karşılaştığı diğer karakterler arasında Hogwarts öğrencileri Amit, Everett, Profesör Onayi ve Şah yer alıyor. Profesör Okul Müdürü Phineas Nigelus Black ve Profesör Matilda Weasley'in yanı sıra kahramanın yolculuğunda yardımcı karakterler olarak yer alan Nelson Onayi, Poppy Sweeting ve Sebastian Salov adlı öğrencilerle de arkadaşlık kurabilmektedir. Ve bu arkadaşlık görevlerini, yani side mission'ları tetiklemektedir arkadaşlar. Oyunda yer alan antagonistler arasında bir goblin isyanının lideri olan Ranrok ve bir grup karanlık büyücünün lideri Victor Rookwood bulunmaktadır. Ayrıca Onayi ile de Harlow da bir kötü adamdır. Kahraman, yani şimdi hikayeye geçiyorum. Kahraman, Profesör Weasley'den Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda 5. sınıf öğrencisi olarak katılımını onaylayan ve Profesör Fig'i kahramanın akıl hocası olarak atayan bir mektup alır. Fig, kahramanın Londra'dan Hogwarts'a kadar uçan bir otobüste eşlik eder. Bilinmeyen bir eseri araştırırken bir ejderha onlara saldırır ve ikisinin de eserin içinde saklı olan ve onları Gringotts'a kadar ışınlayan bir portkey'e ulaşmaya sevk eder. Eski bir mahzene girmek için portkey'i kullanan kahramanımız, kadim büyünün izlerini görebildiklerini öğrenir ve arkadaşlar ikili Hogwarts'a kaçmadan önce Ranrok adında bir düşman goblinle karşı karşıya gelir ve burada kahraman dört evden birine ayrılır. Ben burada Gryffindor'u seçtim. Kahraman dersler sırasında çeşitli büyüler öğrenir ve bir arkadaşıyla birlikte Ranrok tarafından gönderilen bir trollün onlara saldırdığı ve onlar tarafından yenildiği Hogsmeade gezisine çıkar. Ben burada Onayi'yi seçtim. Kahraman ayrıca kütüphaneye gizlice girer ve eksik sayfaları olan bir kitap bulur. Profesör Fig kitabı incelerken baş kahraman eksik sayfaları bulur ve Hogwarts'ın altında harita odası, yani Map Chamber olarak adlandırılan gizli bir oda bulur. Daha sonra Fig ile birkaç kez burayı ziyaret ederler ve kendilerini bekçiler, yani The Keepers olarak adlandırılan ve amaçları kadim büyünün sırlarını büyücülük dünyasından korumak olan 4 merhum Hogwarts profesörünün Potter eliyle konuşmaya başlarlar. Kadim büyünün sırlarını açığa çıkarmak için kahraman bekçiler tarafından bırakılan 4 denemeyi, yani trial'ları tamamlar. Denemeler kahramanın edindiği becerileri gerektiren karmaşık bulmacalar ve tehlikeli görevler içermektedir ve her biri anıları saklamak ve gözden geçirmek için kullanılan büyülü bir cihaz olan Pensieve götürmektedir. Kahraman anılardan kahramana benzer yeteneklere sahip olan bir profesör olan, yani profesör olan, ayrıca bir öğrenci de olan Isadora Morgan'ın bekçilerle çatışma içinde olduğunu ve özellikle acı çeken babasından olumsuz duyguları çıkarmak için bu büyüyü kullandıktan sonra arkasında gizli bir antik büyü deposunu bıraktığını öğrenir. Bekçiler Isadora'nın kendi gücünü arttırmak için çıkarılan duyguları soluduğunu keşfetmiş ve onu caydırmayı başaramayarak içlerinden birini öldüren lanet, yani The Killing Curse ile ortadan kaldırmaya zorlamıştır. O Killing Curse de Avada Kedavra arkadaşlar. Kahramanımız diğer maceraları sırasında büyücülere karşı devam eden bir goblin isyanının lideri olan Ranrok'un depoyu bulmaya ve kendi amaçları için kullanmaya çalıştığını da öğrenir. Depoyu bulmak için bekçilerden birinin soyunda gelen Rictor Rockwood liderliğindeki bir grup karanlık büyücüyle işbirliği yapar. Kahraman tüm denemeleri tamamladıktan sonra bekçilerden son bir görev alır. Pensieve'de bulunan eserlerden biri özel bir
sihirli değnek türü yaratmak arkadaşlar. Bunları açmak için Profesör Fig kahramanı özel asa yapması için asa yapımcısı Gerbold Ollivander'a gönderir. Kahraman Ollivander'ın yanından ayrılırken Goblin'lere karşı bir ittifak öneren Victor tarafından pusuya düşürülür. Kahramanımız bunu reddeder ve bunun üzerine bir savaş başlar. Kahramanımız Victor Rockwood'u yenmeyi başarır. Kısa bir süre sonra baş kahraman ve Profesör Fig depoyu bozulmamış halde bulurlar ve baş kahraman büyüyü mühürlü tutmak veya kendileri için, gücü kendileri için emmek arasında bir seçim yapar. Ben burada büyüyü mühürlü tutmak, yani doğru olan seçenekten ilerlemiştim. Renrock daha sonra Isadora'nın deposunu bulur ve kadim gücü emerek kendisini bir ejderhaya dönüştürür. Fig ölümcül bir şekilde yaralanır ve kahraman ejderha ile savaşarak Renrock'u yok ederek yani daha önce seçtikleri gibi Goblin isyanını sona erdirir arkadaşlar. Seçimleri ne olursa olsun Fig ölür ve Müdür Black ile Profesör Weasley onun onuruna bir anma töreni düzenler arkadaşlar. Okul yılının sonu OWE sınavları, L sınavları yaklaşırken ana karakter normal okul çalışmalarını bitirmek için geri döner. Ayrıca kalenin çevresini keşfetmeye devam eder ve yoldaşları Sebastian Salov, Poppy Sweeting ve Nelson Unai ile henüz tamamlamadıkları bir maceraya atılırlar. Ben tamamladım arkadaşlar. Yolculuk Profesör Weasley'in kahramanı olağanüstü macera için onun bulunduğu eve, yani Gryffindor veya herhangi nereyi seçtiyseniz 100 ev puanı vermesiyle sona erer ve sonuçta kendi evleri için ev kupasını kazanmalarına yol açar. Bu da seviye 34'te açılan bir görev arkadaşlar. Şimdi burada ben size Poppy Sweeting, Nelson Onay ve Sebastian Salov'un görevlerini yazmadım. Fakat ben size buradan bir yukarıdan bir detayları girmeden anlatayım. Sebastian Salov görevinde Sebastian'ın arkadaşlar iki tane arkadaşı, ya bir tanesi kardeşi, bir tanesi de kardeşi gibi gördüğü bir arkadaşı. Kardeşi An Goblinler tarafından veya sonradan Rookwood tarafından, Rookwood veya Harlow'du tam hatırlamıyorum, zehirlenmiş, yani bir curse, yani bir lanete maruz kalmış birisi. Gerçekten ömür boyu bir hastalıkla mücadele ediyor. Şimdi onu kurtarmak için de arkadaşlar biz Sebastian'la işbirliği yaparak bu relic veya yani relic denilen bir maddeyi arıyoruz ve buluyoruz. Fakat bu yolda Sebastian'ın gözü kör oluyor. Kardeşine yardım etmek için aslında bu kardeş amcasıyla, yani kendi anası gibi, ay babası gibi gördüğü biriyle kavga etmek durumunda kalıyor ve biz arkadaşlar burada tüm görevlerde bu killing curse, yani öldüren lanetleri hepsini Sebastian'dan öğreniyoruz. Imperio, yani Abdakadabra, hepsini öğreniyoruz. Sebastian'la kardeşi arkadaşlar çok kötü bir durumda. Sebastian yanlışlıkla veya sinirli bir durumdayken cinnet geçirip amcasını öldürüyor ve kardeşiyle arası daha da kötüleşiyor. Poppy Sweeting ile yaptığımız görevlerde kendisi, Poppy Sweeting çok hayvan, yani beast seven bir kadın ve biz bu süreçte beraber diğer beastleri, bu poachers denilen yani hayvan kaçakçılarıyla mücadele ediyoruz. Poppy Sweeting'in annesi babası da, yani ailesi de bir kaçakçı ve aslında kendisi onlar gibi olmak istemiyor. Bu yüzden bu ejderhaları kurtarıyoruz. Bir tane böyle küçük, en son görevde küçük küçük böyle snidget denilen böcekler, ay şeyler var, kuşlar var. Onları kurtarmak için de bu centaur denilen insan yüzlü, yani insan gövdeli fakat at gibi olan insanlarla işbirliği yapıyoruz. Nights'in onayıyla arkadaşlar ise görevimizde bu Harlow'u öldürmek için ve Harlow'u yıkmak için yaptığımız, araştırdığımız görevler var. Ayrıca bunun dışında kendimize, yani Profesör Weasley bize gösteriyordu arkadaşlar, The Room of Requirement diye bir yer var. İhtiyaç odası. Orada istediğimiz gibi hayvanlarımızı böyle çiftleştirebiliyoruz, doğurabiliyoruz, yani onlardan besleyebiliyoruz. Öyle bir görevler de var. Ayrıca yarışlar var. Sonra bir sürü puzzle var. Yani dediğim gibi biraz video kısa geldi diye bunları anlatayım dedim size. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın. Şimdi videonun bitimine geçebiliriz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Arkamdaki yer ne kadar güzel değil mi? Buraları ışıklandırdım falan, legoları yaptım. Gördüğünüz gibi. Bunun da bir videosu gelecek diye umuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bye bye.